Bugün neler yapacağız? Biraz onlardan bahsedelim. Bugün POM'a bahsedeceğiz. POM'dan sonra işte unit test, paralel run, grid, docker üzerinde konuşacağız. Sonra cross browser testing yapacağız. Bir tane de eğer vakit kalırsa da test suite yaratacağız. Zaten geçen hafta az çok size basic'leri göstermiştim. Nasıl bir hani normal ufak da olsa hani page object model olması, otomasyon nasıl yazıldığı ile alakalı. Hatırlıyor musunuz en son yaptığımız örneği? En son yaptığımız örneği bir açıp bakabilir misiniz? Vitaat.com diye bir tane örneğimiz olması lazım. Herkes onu açmasını istiyorum. Şimdi ne yapmıştık? Test case'imizi hatırlayalım. İlk başta Python.org'a gitmiştik. Ondan sonra dokümantasyon linkine tıklamıştık. Daha doğrusu hover etmiştik üzerine gelip. Sonra Python 3 butonunun çıktığını görmüştük. Daha sonradan gerçekten doğru sayfaya çıkıp hani gidip gitmediğimize bakmıştık. Gidelim Python.org'a bakalım ne dediğim hakkında. Python.org'a gidiyorum. Ondan sonra buraya hover yapıyordum. Hover yapmak demek... Şunu bir kapatayım neyse. Hover yapmak demek buraya gelmek demek. Buradan sonra Python 3x.docs'a tıklamıştık hatırlarsanız. İkinci test case'imizde ne yapmıştık? İkincisinde ise Python.org'a gitmiştik. Sonra input file'de bulmuştuk. Blah blah yazdırmıştık. Sonra hiçbir result'un çıkmadığını görmüştük. Buraya geliyordum, blah blah yazdırıyordum ve hiçbir şey çıkmadığını görüyordum. Böyle çıkmayacak saçma sapan bir şey yazdırabilirsiniz. Aynen bu sayfanın çıktığını görmek istiyoruz. Daha sonradan ne yapmıştık? Aynı zamanda about page'e gitmiştik ve gerçekten about page'e gidip gitmediğimizi bakmıştık. Geliyorum koduma. Kodumda ne yapıyordum? Test case'lerimi yazmak için geçen sefer anlattığım gibi unit test yapıyordum. WebDriver'ı kaldırmak için Selenium'dan çekiyordum. Sonra bizim elementlerimizi beklediğimiz kezlerimiz vardı. Bunu example'larda yapmıştık. Ne diyorduk? Slip kullanmıyorduk. Slip kullanmak yerine sayfada elementin çıkıp çıkmadığını, visible olup olmadığını kontrol ediyorduk. Bu kütüphaneler aslında onu sağlıyordu. Ne yapıyordum? İlk başta Chrome'umu ayarlıyordum. Setup her bir testten önce run eden yerdi. Ondan sonra teardown ise testten sonra senin her testinden sonra driver'ını close eden ya da screenshot almanı ve benzeri yerleri yapmaya sağlayan yerdi. Tamam. Sonra test case'imi yazıyordum. Ne yapıyordum? Artık driver'ımı yarattım. Dedim ki Python.org'a git dedim ilk case'imde. Sonra dedim ki gerçekten ben Python.org'un açıldığını dokümantasyon adlı hover'ın olduğu yer var mı yok mu diye elementin visible olup olmamasını kontrol ettim. Bu kod sizde var mı? Olması gerekiyor. Beraber yapmıştık. Herkes kodu açıp baksın. Sonra ne yapmıştım? Ben bir yere hover yapmak istediğimde Action Chains adlı benim bir tane kütüphanem vardı. Hover ne demekti? Siz klavye alıyordunuz, mouse'u diyordunuz ki şu verdiğim koordinata git diyordunuz. Action Chain bu koordinata gitmenizi yarıyordu. Kodda hatırlayalım. Ondan sonra locator'ı veriyordunuz. Biz burada locator'ı ne yapıyorduk? Gidip CSS selector'ı copy-paste edip yazıyorduk. Yine bugün de hızlı ilerlemek adına bu şekilde ilerleyeceğiz. Sonra ne yapıyorduk? Bizim gidip gerçekten bu butonu buldurduğumuzda Python 3 butonuna gidip tıklatmamız gerekiyordu. Gidiyorum. İlk başta element visible mı diye bakıyorum. Çünkü hover ettikten sonra farklı bir yer açılıyor ve orada Python 3'ü görüyorum. Visible'ını kontrol ettikten sonra doğru butonu kontrol ettiğime emin olmak için diyorum ki sen bu tekstini al. Eğer bunun teksti Python 3.docs'a eşitse o zaman git click et diyorum. İlk başta ne yapıyor? Text check'i yapıyor. Ondan sonra click ediyor. Ondan sonra doğru sayfaya gidip gitmediği hakkında bize bir assertion fırlatıyor. Case'imizi hatırladınız mı? Tamam, süper. Bugün artık burada gördüğünüz gibi hiçbir page object model yok. Hangi page'de işlem yaptığınızı bilmiyorsunuz. Aslında farklı page'lerde işlem yaptınız. İlk başta gittiniz, home page'in üstünden bir yere tıkladınız. Tıkladıktan sonra farklı bir sayfa yönlendirdiniz. Orada check yaptınız. Bugün işte bir tık daha bunları nasıl daha clean hale getireceğimiz hakkında size page object modeli göstereceğim. Şimdi page object modeli biz neden kullanıyoruz? Bir kere testin daha maintainable olmasını istiyoruz. Aynı zamanda biz birçok aynı kodu yazıyoruz. Mesela click belki birçok yer için kullanılıyor ve sen her test case için gidip bunu elle yazıyorsun ve kodun bir süre sonra yığın haline geliyor. Biz bunu daha hani refactor edip daha kodu azaltmak istiyoruz. Aynı zamanda bir katman oluşturuyorsun. Bir page page katman oluşturuyorsun ve bu katmanda gidiyorsun diyorsun ki ben bu testimi kullanıyorum ve bu katmanlardan faydalanarak aslında ben testimi yapacağım diyorsunuz. Aynı zamanda daha teknik olarak arkada yazdığınız kodu ön yüzdeki yapmış olduğunuz kullanıcı hikayesinden ayırarak birbirinden tamamen bağımsız bir hale getiriyorsunuz ve belki burada yazmış olduğunuz kodu gidip farklı otomasyonlarda da kullanabilir hale de getiriyorsunuz aslında. Şimdi page object model dediğim şu, aslında sizin her bir page'iniz bir tane class'ınız ve her bir page için bir class açıyorsunuz ve class'larınıza gidiyorsunuz diyorsunuz ki hatta bir tane inceleyelim nasıl yaptığımızı. Şuradan adım adım gidelim.
İlk başta biz page object modeli yaptığımızda ilk başta bir planlama, bir mimari çıkartmanız gerekiyor. Mimariyi ne yapıyorsunuz? Uygulama geldi elime. Benim mesela Python.org geldi. Ben ilk başta Python.org'da hangi sayfalar var ona bakıyorum ve hangi bölümler var ona bakıyorum. Çünkü benim bir domain language de oluşturmam lazım ki atıyorum başka testçiler varsa ben homepage diyorsam o da homepage'in ne olduğunu bilsin. Aynı zamanda hangi sayfaların olduğunu bilsin ya da benim hangi sayfalarda işlem yapacağımı. Daha sonradan ikinci aşamam ise ben bunların gidiyorum her sayfadaki locator'ları, ID'leri buluyorum. CSS selektörleri buluyorum, expat'lerini buluyorum ve o sayfalara gidip yapıyorum. İlk başta homepage'e gidiyorum. Homepage'e nereye tıklatacaksam onun ID'sini buluyorum, gidiyorum homepage'e ekliyorum. About page'e gidiyorum. About page sayfasının için bir class oluşturuyorum ki yazacaksınız birazdan. Oradaki ID'yi buluyorum ve gidiyorum onu about page'deki yere yazıyorum. Aslında her bir sayfayı kendinden ayırıyorum. Daha sonradan benim her sayfada ortak yaptığım işlemler var. Mesela neler var? Klik etmek var. Mesela neler var? Text kontrolü var. Mesela neler var? Elementin görünür olup olmadığını kontrol etmek var. Mesela hover olabilir, farklı şeyler olabilir. Bunları buluyorum ve sonradan diyorum ki ben sayfalarımı ayırdım. İşte home page, ondan sonra sallıyorum about page diye. İçlerine ID'lerini yazdım. ID'lerini yazdıktan sonra bunların içindeki ortak kullanacağım fonksiyonları buldum. Fonksiyonları bulduktan sonra diyorum ki benim bunları hepsini birleştirip artık test case'imi oluşturmam lazım. Ve test case'imi oluşturuyorum. Aslında burada yapacağımız durum bu şekilde ilerleyecek. Şimdi Python.org'u açın herkes. Bir inceleyelim Python.org'da neler var. Şimdi ben burada iki sayfadan oluşturacağım. Şimdi burası benim homepage olarak saydığım yer. Hepiniz ben homepage dediğimde anlayın ki ben bu ilk sayfadayım. Şimdi baktığımda homepage'de benim ilk test case'imde ne vardı? Ben downloads'a tıklıyordum. Sonra Python 3.8'e tıklıyordum değil mi? Buraya tıkladığımda bir dosya indiriyor. Pardon yanlış yere tıkladım. Buraya geldiğimde Python 3'e tıklıyorum. Ve bana bir sayfa açılıyor. Gidiyor başka bir sayfa açılıyor. Mesela tamamen homepage'den çıkmış oluyorum. O zaman ben diyorum ki benim ilk başta bir homepage diye bir page oluşturmam lazım. Demek ki bunda bir işlem yapacağım. İlk başta dokümantasyon ID'sini bulmam lazım. Çünkü ben bunu homepage'de kullanacağım. Sonra neye tıklatıyorum? Python 3'ü tıklatıyorum. Hala homepage'deyim. Demek ki benim yine bu ID'yi homepage içinde tutmam lazım. Gidiyorum bunların ID'lerini buluyorum. Sonradan gittiğimde bu başka bir sayfa olduğu için ve benim uygulamamdan bağımsız olduğu için buna gidip homepage yani page sayfası açmıyorum arkadaşlar klas olarak. Çünkü bu tamamen Python.org'dan çıkıp aslında farklı dokümantasyon yerlerine gitti şu anda benim uygulamamda. Ondan sonra benim diğer bir case'imde ne vardı? Ben about sayfasına tıklıyordum ve about sayfasında getting started'ın ya da başka bir yerin bulunmasını istiyordum. Şimdi ben diyorum ki about'ı ben başka bir sayfa olarak algılayayım ama about'a gitmek için ne yapmam lazım? Homepage'e gitmem lazım. About ID'sini homepage'de cover etmem lazım. Daha sonradan ise Getting Started homepage'in altında değil artık. Direkt About page'e tıkladığımızda gidilen linkte olduğu için ben bunu About diye bir sayfa açıyorum ve onun içinde cover ediyorum. Herkes için net mi? Çünkü ben Downloads'a gittiğimde artık o Getting Started yok ya da farklı bir yere gittiğimde yok. Bu yüzden homepage'de olarak bunu cover edemem. Sadece About kısmında var. O yüzden siz eğer bir proje geldiğinde page object model kullanacaksanız ilk başta kodu yazmadan önce gidip bir inceleyin. Neleri ortak yazabilirsiniz? Ondan sonra hangi page'leriniz var? Bunları tek tek elimine edin. Şimdi biz normalde benim her bir test case'im bu şekildeydi. Şunu daha demin inceledik zaten. Gittik. Ondan sonra dokümantasyonu hover ettik. Ondan sonra Python 3'ü bulup tıkladık. Diğer işlemimde ne yapmışım? Python.org'a gitmişim. Ondan sonra element'i bulmuşum ve pardon text alanını bulmuşum. Random bir şey yazmışım. Submit etmişim. Ettikten sonra da demişim ki no result found var mı yok mu diye bakmışım. Sonra buraya gelmişim. Burada ise about'a tıklamışım. About'tan sonra upcoming events var mı yok mu diye bakmışım. Şimdi kodu incelediğiniz zaman burada aslında birçok işlemi tekrar tekrar yaptığımı görüyorum. Mesela elementim visible olduğunu 1, 2, 3, 4, 5 kere yazmışım mesela. Kodu birçok kez kullanmışım. Demek ki ben bunu çok küçük bir fonksiyonda yazabilirim aslında daha kompleksliği azaltmak için. Mesela devamlı text kontrolü yapmışım, assert ettirmişim, click birçok kez kullanmışım. Demek ki ben kodumu refactor etmek istediğim için bunları biraz daha elimine etmem gerekiyor. Yani bir tık daha kodumu güzelleştirmem gerekiyor. İşte bu noktada da artık benim page object modelim devreye giriyor. Herkes için net miyiz buraya kadar arkadaşlar? Süper. Şimdi with.pom diye bir tane dosya açmanızı istiyorum. Eski projenin içinde, environment'ınızın bulunduğu, daha geçen hafta yazdığınız yerin içinde. Herkesin Python 3'te olması gerekiyor. 3'te değilse environment'ı set ediyorduk. Onu set edelim. Geldim buraya. Ben test type'ın içindeyim biliyorum. Herkes terminalini açsın arkadaşlar. Şuraya PVD yazsın. Terminaldesiniz. Terminali açtınız. PVD yazdınız. Test type'ın içinde olduğunuzu gördünüz. Buraya geldiniz dediniz ki senin Python versiyonun ne diye sordum buna. Ben şu anda hiçbir environment set etmediğim için hala Python 2 yani Mac'in default Python'dayım aslında.
Herkes 2.7 gördü mü? Kimisi görecektir. Tamam. Biz geçen sefer ne yapmıştık? Bir LSD'in. LSD dediğinizde şöyle büyük environment dosyası olduğunu göreceksiniz. Environment'ı biz neden kurmuştuk? Ben biliyorum ki artık ben Ocak ayında Python 2'yi kullanamayacağım. Python 3 ile yazmam gerekiyor kodlarımı. Çünkü tamamen deprecate olacak. Bu yüzden de gidip bir tane ortam, hani virtual machine yarattık ve onun üzerinden koşmaya başladık. Ben istiyorum ki artık Python 3'te devam edeceğim. Bunlar biraz daha geçen haftanın hatırlatması. Ne yapıyordum? Source diyordum, environment diyordum, bin diyordum, activate diyordum. Herkes bunu yazabilir mi? Taba basarak doldurabilirsiniz. Source, environment, bin, activate. Bunu dedikten sonra enter'a basın. Enter'a bastığınızda artık environment'ı olduğu yere geçtiğinizi göreceksiniz. Şimdi buraya geleceksiniz. Python tre versiyon dediğinizde herkesin 3.71'i görmesini istiyorum. Bunlar workshop 1'de vardı zaten. Geçen hafta eğer, yani geçen workshop'ta, hafta demeyeyim de, yaptığımız pip install'ları, selenyumları indirip daha önceden run ettiyseniz benim bir önceki yaptığım bütün kurulumlar aslında şu andaki bu environment'ta 3.7.1'de var demek oluyor. Tamam, süper. Artık ben ortamımı tekrardan açtım. Şimdi kodumu yazmaya başlamam lazım. Artık with pom'la yazacağım. O yüzden ilk başta ben sizin locator.py diye bir tane dosya açmanızı istiyorum with pom'un altına. Ne yapıyorduk? Buraya geliyorduk, sağ tıklıyorduk, new file diyorduk. Locators.py diye açacaksınız. Şimdi ben daha demin ne demiştim? Ben ilk başta sayfaları bulup o sayfaların içinde hangi ID'leri kullanacaksam onları yazmam gerekiyor demiştim. Geldim, dedim ki, ben dedim Selenium'un WebDriver common by'ı kullanacağım. Çünkü by'ı neden kullanıyorduk? By ID diyorduk, by class diyorduk, by expect diyorduk. Aslında hani bu tarz locator'ları buldurmak için yazıyorduk. Ne yaptık? İlk başta from'u yazın. Size yazın dediğim yerleri yazın. Burayı yazın. Import ettiğiniz kütüphaneye görün. Benim iki tane zaten yerim olacak. Ben home page demek yerine buna common page dedim. Çünkü about page'e de ben home page'den gidiyorum arkadaşlar. Yani benim home, aslında about page'imde olan her şey home page'imde de var. Home page'imde olan her şey about page'imde de var. Kafa karışmasın, buraya geliyorum. Normal şurası home page'im. Home page'imde olan her şey, bütün navigasyon bar, her şey aslında about'a tıkladığımda hala var. Bu yüzden ben buna common page dedim ki ortak alan olduğunu bileyim. Yani her sayfada ben nereye gidersem gideyim şu alanın olduğunu biliyorum. Buraya neden common page locator dediğimi anladınız mı? Süper. Herkesin class açmasını istiyorum. Ne dedim? Ben page'lerimi aslında class açıyorum dedim. Ve bu yüzden de gittim bir tane class açtım bunun için. Şimdi ne yaptım? Dedim ki benim bir arama yerim var, search barım var. Neden gidip oraya blah blah böyle random bir şey yazıp no result page'ini görüyordum. Sonra search bar'a bir şey yazdıktan sonra go butonum var. Onun ID'sini bulmam lazım. Bunu gidiyordum, yazıyordum. Sonra dokümantasyonu hover yaptırıyordum. Bu yüzden dokümantasyonun ID'sini buluyorum. Sonra dokümantasyon python3.doc butonunu buluyorum. Onun ID'sini yazıyorum. Daha sonrası search result list'ten, yani hiçbir şeyin gelmediğini, no result yazısının geldiğini görmek içinse gidip onun result list'ini görüyorum. Şimdi bunlar benim home page'im, yani common page dediğim yerdekiydi. Bir de about page'imde benim spesifik olarak home page'de olmayan name vardı. Ben upcoming event'ın tekstini bulacaktım. O yüzden gittim about page'i ayrı bir class olarak açtım. Dedim ki sen benim ayrı bir page'imsin. O yüzden de senin içindeki ID'yi ben gidiyorum bu şekilde yazıyorum. Şöyle tire koyuyorum arkadaşlar. İki tane page tanımladınız şu ana kadar. Birisi sizin common page dediğiniz home page kısmınız, ikincisi about page dediğiniz about sayfasına gittiğinizdeki yeriniz. Şu anda ne yaptık? ID'lerimizi oluşturduk. Artık ben dedim ki, ben biliyorum ki benim page'lerim var ve page'lerde kullandığım ortak fonksiyonlarım var. Ve benim artık bunu daha clean bir kod yazmak için gidip page diye, page.py diye bir şuradan file için tekrardan locators'ın bulunduğu yere, with pom'un içine. Artık ben ortak kullandığım fonksiyonlara gidip bunu tanımlamam lazım. Page.py'yi açtınız mı? Açtıysanız ne oldu? Ben artık şunu eklemem lazım. Dedim ki ben locators diye bir dosya açtım ve bunun içinden common page locators'ı almak istiyorum. Neden? Çünkü common page locators'da benim kullanacağım ID'ler var ve bunu gidip tanımlamam gerekiyor. Dedim ki locators'tan git common page locators diye, yani şu kısmı git bana page'e ekle dedim. Nasıl eklediğimi gördünüz mü? Eğer diğerini eklemek isteseydim diyecektim ki from locators import about page locators diyecektim. Nasıl eklediğimi anladınız mı birbirlerine?
Şu an aslında ben bu sayfayı bu sayfaya bağlamış oldum bir nevi. Yani ben bu sayfadan gidip bunun içindekileri çekebileceğim. Tamam mı? Süper. Sonra dedim ki ben yine WebDriver wait'i kullanacağım. Çünkü elemanları bir fonksiyon yazmam lazım wait yapmak için. Ondan sonra accepted condition vereceğim. Elemanın görünüp görünmediğine bakmak için bu kütüphaneyi yazmam lazım. Artı hover için bir fonksiyon yazacağım için de hover'ı kullanacağım. Kütüphaneyi yazmam gerekiyor. Şimdi ben artık bir tane base page oluşturmam lazım. Base page ne demek? Bütün sayfalardaki ortak yaptığım işlemler demek. Base page'in ne olduğunu anladınız mı? Page page ayırdım. Sonra bir tane ortak olarak bütün fonksiyonlarımı yazacağım. Base page'i oluşturdum. Süper. Şimdi sizin base page oluşturduğunuzda bir kere şunu yazmanız lazım. Bunu yazmazsanız hiçbir şekilde gidip algılamayacaktır base page olarak bunu. Aslında gidip hani Python'ın normal class mantığını oluşturuyorsunuz. Init yapıyorsunuz kısaca. Herkesin bunu class page oluşturduktan sonra şunu yazmanıza gerek yok arkadaşlar, şu turuncu kısmı. Gidip def init self driver olarak yazmanızı bekliyorum şu kısmı. Page'in içine mi yazalım yoksa base page diye ayrı bir şey açalım mı? Şu şekilde, sen şu anda page bn'in içindesin. İçine açtıktan sonra importları gönderdin, bunu ekledin. Sonra class base page açtın ve içine init ekliyorsun. Ben biliyorum ki dediğim gibi ortak yapacağım fonksiyonlar var. Ne var? Click var. Ne var? Hover to var. Ne var? Gerçekten elementin text'in doğru olup olmadığıyla alakalı. Devamlı bunu birçok sayfada kullanacağım. Ne var? Search for'a var. Search for'u da birçok yerde kullanacağımı biliyorum. Çünkü ben about page'e de gitsem search alanım var. Download'a da gitsem search alanım var. Bu yüzden diyorum ki sen ilk başta bir tane click fonksiyonu yaz arkadaşlar. Click dedik, self dedik. Dedik ki by locator dedik. Çünkü ben gidip bunu locator vererek bulacağım. Herkes bu ilk fonksiyonu yazsın. Sonra biz ne yapıyorduk? Elementin ilk başta visible olup olmadığını hep ben check ediyorum. Çünkü benim için önemli değil. Bunu her zaman check etmem güzel bir şey. Benim flaky test yazmamı engeller. Ne olursa olsun diyorum ki ben sayfa açılıncaya kadar 10 saniye boyunca sana verdiğim ID'deki elementi bekle. 10 saniyeden sonra elementi bulamazsa hata veriyor. 10 saniyeden önce hani elementi bulursa devam ediyor. İlla onu tamamlamak zorunda değil. Click dedim. Click fonksiyonumu yazdım. Dedim ki ben bu click fonksiyonu çağırırken bir kere ID vermem gerekiyor. Çünkü ID'ye göre gidip click ettireceğim. O zaman dedim ki sen click edeceksin doğru. Şuraya kadar bakma. Yani şunu görme. Buraya kadar elementi bulduruyorum. Diyorum ki sen element visible oluncaya kadar 10 saniye bekle. Eğer 10 saniyeden önce bulursa yine devam ediyor. Ama 10 saniyeden sonra bulamazsa hata fırlatıyor. Ben böyle bir element bulamadım diye. Elementi burada bulduruyorum. Buldurduktan sonra diyorum ki click fonksiyonu yazıyor mu? Git click et diyorum. Elementini bulduran şey de ne? ID'si. Tamam mı? Süper. Şimdi şuraya geldim. Hover to var. Hover ne demekti? Dokümantasyon üzerine gidiyorum. Diyordum ki mouse'umu ilerletip şuraya hover et diyordum. Diyorum ki ben bu hover'ı yine bir kere locator'la bulduracağım. Tekrardan locator'ı açıyorum. Diyorum ki sen git elementin, bu ID ile vermiş olduğum elementin 10 saniye boyunca visible olup olmadığını check et. Ettikten sonra kütüphaneyi kullanıyorum, Action Chains kütüphanesini. Sana vermiş olduğum elementi oraya perform et. Yani ne diyorum? Sana vermiş olduğum elementin ID'sinin bulunduğu lokasyona git perform et diyorum. Fonksiyon anlaşıldı mı? Gayet açık. Zaten bunlar geçen hafta kullandığımız kütüphaneler aslında. Hani hover'ı başka şekilde yapamazsınız. Hep bu metotları kullanacaksınız. Bunlar çok genel metotlar. Bu otomasyon özgü değil. Hepsi burada da yazsan, farklı bir yerde yazsan hep bu kodları kullanacaksın. Ben elementin tekstine bakmak istiyordum ve element teksti eğer verdiğim elementin tekstine eşitse otomasyon devam etsin. Değilse bana hata fırlatsın istiyordum. Ne yaptım? Elementi buldurdum aynı yöntemle. Bunlar zaten hep copy paste, yani birine yazsan zaten hepsi aynı şekilde ilerliyor. Sonra dedim ki sana verdiğim elementi bul, onun tekstini al. Eğer tekstini aldıysan sana vereceğim elementin tekstiyle eşit mi değil mi diye bak. Ne yapıyorduk? Python 3'ü bulduruyorduk. Python 3'ün tekstini aldırıyorduk ve Python 3 butonuna eşitse gidip click ettiriyorduk ilk yaptığımız örnekte. Aslında burada aynı mantık, sadece bunu biraz daha genelleştirip fonksiyona döküyorum. Çünkü ben sadece Python 3 için değil, birçok yerde bunu gidip kullanmak istiyorum. Şimdi şurada bir farklı yöntem göstereceğim size. Neden bunu böyle yazmadın diye soracaksınız. Herkes şuraya kadar gelsin, şurayı yazmasın. Şurayı anlatacağım çünkü. Şimdi search for'a bakın. Search for'un bir farkı var. Şimdi search for'da ne yapıyorum? İlk başta search for'u bulduruyorum. Oraya text gönderiyorum. Text gönderdikten sonra click butonuna basıyorum. Yani ne yapıyorum aslında? Buraya geliyorum.
buraya bir şeyler yapıyorum, sonra go butonuna basıyorum. Şimdi bu iki fonksiyon hep aynı şekilde kullanılacak. O yüzden ben diyorum ki ben search for diye bir şey yazayım, bu iki aksiyonu da cover etsin. Hem gitsin orayı buldursun, text göndersin, hem de go butonuna tıklasın. Fakat ben şunu da biliyorum ki benim ne olursa olsun bunların ID'leri hangi sayfaya gidersem gideyim hiçbir zaman değişmeyecek. Hiçbir zaman değişmeyecek. Yani klik ettireceğim eventin ID'si değişebilir. Farklı yani farklı butonlara klik ettirebilirim. Ondan sonra element farklı elementin tekstine bakacağım için ID'si değişebilir ama search for'un ne olursa olsun hiçbir şekilde ID'si değişmeyecek. Çünkü başka bir yerde yok. Ben özellikle de oraya göndermek istiyorum. Bu yüzden diyorum ki buraya by locator vermiyorum da artık. Git diyorum common page locators diye gidip yazmıştık ya daha demin. Locator oluşturmuştuk. Ondan sonra home page'i oluşturmuş. Home page'in içinden search bar'ı çek diyorum. Bu ne yapıyor? Gidiyor locators'a şuraya. Buna geliyor, bunu çekiyor. Anlaşıldı mı? Common page locators'ın içinden gidiyor, search bar'ı çekiyor. Sonra bu send keys ne yapıyordu? Oraya böyle random bir şey gönderiyordu. A, B, C, A, S, D, F ne yapıyorsam. String'i de şuraya yazmış olduğum herhangi bir string'le gönderiyorum. İstediğimi yazdırabilirim artık oraya. Berna da yazdırabilirim, Ahmet de yazdırabilirim, A, S, D, F de yazdırabilirim. Bunu yine bir fonksiyon haline getirdim. Tekrar Go butonun ID'si hiçbir şekilde değişmeyeceği için arkadaşlar ben buraya ne yapıyorum? Git common page locators'ı search Go butondan bul, click et diyorum. Okey mi? Herkes için. Süper. Ben şu kısmı size atıyorum. Yazamayan arkadaşlar için. Ama özellikle şu kısmı içini boş bırakayım. Sizin kendinizin doldurmasını istiyorum bakarak. Ya bazı kısımları kendinizin yazması çok önemli anlaması için. Ben yine orayı geri alacağım Command Z ile. Yine de sizlerden oluşuyor. Kopyaladıktan sonra search for için gideceksiniz, diyeceksiniz ki bakın bu kütüphaneyi seçtik. Bunu yazmazsanız şunu çekemezsiniz bu arada. Hani from locators import common page locators dediniz ya. Bunu yazacaksınız. Bundan sonra geleceksiniz. Diyeceksiniz ki ben search for için search bar'ın ID'sinin hiçbir zaman değişmediğini biliyorum. Bu yüzden de page locators'ın içinden search bar'ı alayım ve gideyim buna string göndereyim. Ne yaptık? Common page locators.searchbar dediniz. Searchbar dediğim kısım benim oraya tekstimi yazdığım kısımdı. Search go button dediğim yer click ettiğim kısımdı. Okey miyiz? Herkes buraya kadar geldi mi? Tamam mıyız? Süper. Şimdi artık ben base page'imi oluşturdum. Base page'im içine bütün sayfalarda kullanacağım ortak fonksiyonları yazdım. Ama şimdi bende farklılaşan şeyler var. Mesela home page için özellikle spesifik yazdığım fonksiyonlar olabilir. Artı hani normal about page'e gidiyorum ya onun için spesifik yazdığım fonksiyonlar olabilir ve ben başka bir yerde kullanmıyor olabilirim bunları. Bu yüzden diyeceksin ki bir class açacaksın, home page diyeceksin. Bu home page base page'den beslenecek. Bu ne demek? Home page yukarıdaki yazdığımız bütün fonksiyonları kullanabilir demek şu yazdığım şey. Kodu anladınız mı şuradaki kısmı? Class homepage dediğimde, homepage dediğim zaman base page'i verdiğimde buradaki yukarıda yazmış olduğum bütün fonksiyonları kullanabilirsin demek. Şimdi burada farklılaşan bir şey var. Dedim ya her sayfaya özgü fonksiyonlar alabilir farklı olarak. Bu yüzden ben diyorum ki homepage'i yaparken yine bir tane init oluşturacaksınız bu şekilde. Init oluşturduktan sonra bunu super class olarak tanımlayacaksınız. Bu Python kodunun gerektirdiği bir şey arkadaşlar. Otomasyon özge değil, hani Python'ın yapmış olduğu, getirdiği özelliklerden bir tanesi. Bütün bu arada Java'da da vardır, farklı dillerde de vardır. Ben diyeceğim ki homepage için senin gitmen gereken link bu diyeceğim. Benim homepage için aslında spesifikleşen, gitmem gereken link bu. Çünkü başka sayfalara gittiğimde bu link değişecek. O yüzden bunu ayrı bir yerde homepage'in içinde tutuyorum. Base class'a koymaktansa. Mantık oturdu mu? Neden ayırdım? Oturdu mu mantık? Ben özellikle farklı bir homepage diye class açıyorum. Base page'den besliyorum ve bunun içine farklı bir fonksiyon yazıyorum. Çünkü sadece homepage için yazacağım bunu. Benim ikinci page'im ise o about page'ti. About page'de ne yapıyordum? İlk başta about'a tıklıyordum. Getting started yazısını görüp görmediğime bakıyordum. Bu yüzden de ben bu sefer homepage'den değil de direkt linki vererek about page'e gitmek istiyorum belki. Bu about page'e özgü bir fonksiyon olduğu için ve about page'e özgü bir hani
gereksinim olduğu için bu sefer diyorum ki homepage'e hani Python Oracle'a giderken about page'de direkt vermiş olduğum about linkine git. Ve yine bunu base page'den besliyorum. Çünkü base page'de yazdığımda ne vardı? Click vardı. Burada click edebilirim. Text control vardı. İkisini de ortak fonksiyonlardan besledim. İki sayfa içinde ayrı ayrı yapmam gereken fonksiyonları yazdım. Okey miyiz? Tamam. Herkes şu kısmı da yazsın. Şu ana kadar ne yaptık? Locator'ları bulduk, ortak fonksiyonları bulduk. Ortak fonksiyonları bulduktan sonra sayfalara özgü fonksiyonları yazdık. Locator'ları bulduk, page'leri de bulduk. Artık benim testimi yani kullanıcı hikayesini yazacağım yer geldi. Yani kullanıcımın adım adım yaptığı işlemleri yazmam gereken yer geldi. Süper. Ben gidiyorum test ol diye bir tane file oluşturuyorum. Locators ve page'in olduğu yere. Testol.py diye. Şimdi ben unit testi kullanacağım. Unit testi kullanmamın nedenleri vardı. Test yazarken Python'da unit test kullanıyorduk. Geçen bunları workshop 1'de anlatmıştım. Her seferinde testlerimizi bu şekilde yazdık. Bunu import edin. WebDriver açacağım. Chrome üzerinden koşacağım. Bu yüzden de gidiyorum WebDriver'ımı import ediyorum. Artık import ettiğim farklı şeyler var. Ne? Bunlar şu. Diyorum ki ben page.py diye bir şey yazmıştım. Page.py'nin içinde homepage diye bir tane class oluşturmuştum. Base page'den beslemiştim. Onu alıyorum gördüğünüz gibi. Artı yine page'imi alıyorum. Page'im içinde about page oluşturmuştum about linkine gitsin diye ki bu ortak fonksiyonları da kullanıyordu. Bunu da import ediyorum. Daha sonra locator'ları da kullanacağım artık burada. Çünkü ben fonksiyonlar yazdım ama içine locator'larını vermedim search bar dışında. Bu yüzden de iki locator'ımı da alıyorum. Common page'tekileri de alıyorum, about page'tekileri de alıyorum. Bütün importlarımı yapıyorum aslında yazmış olduğum. Aslında şu kısım, daha önceden yazdığımız şu kısımla aynı. Size ilk workshop'ta anlattığım. Buraya geliyorum. Şunu kapatayım. Test ola. Diyorum ki ben testpy.org.base için test yazacağım. Bunu da unit testten besleyeceğim ve unit testin test case kısmını kullanacağım. Arkadaşlar kütüphaneyi çekiyorum aslında burada. Şu turuncu kısmı yazmanıza gerek yok. Setup yazıyorum. Setup ne yapıyordu? Her bir testinden önce gidiyordu buraya hit ediyordu ve ben mesela burada Chrome'u option olarak veriyorum. Yani driver'ı kaldırıyorum. Diyorum ki bu hitless olsun. Hitless olarak koşmaya da bilirsiniz. Şu an şunu yazmanızı istemiyorum. Görün ne koştuğunu arkadaşlar. Şu kısmı yazmayın. Diyorum ki window size'ını veriyorum 19'a 20, 1000'e 80 olsun ve bunu Chrome Options olarak gidip tanımlıyorum. Sonra testim bittikten sonra da driver'ı close ediyorum. Close ile quit'in arasındaki fark neydi? Geçen söz söylemiştim. Biri driver'ı kapatır, diğeri session'ı kapatır. Şunları yazın arkadaşlar. Ben artık homepage'imle alakalı testlerimi yazmam gerekiyor. Herkes bende kalsın. Nasıl olsa kodu göndereceğim. Copy paste edersiniz. Şimdi ben artık homepage'imle alakalı testlerimi yazmam gerekiyor. Bunu gidiyorum. Diyorum ki testpy.org.base'den al. Şu yazmış olduğum base'i alıyorum aslında. Diyorum ki sen bundan önce git. Setup'ı kaldır. Sonra teardown'u kapat diyorum. Sonradan herkes koda baksın arkadaşlar. Buraya bir tane daha setup yazmam lazım. Ama bu test home'a yönelik bir setup. Çünkü ben artık burada diyeceğim ki sen homepage olarak yazdığım class'ı git al ve buna göre kendini setup yap diyorum. Daha demin gittiğim homepage'e verdiğim URL'e gidip hit edecek. Yani gidecek python.org'a gidecek. Bu kısımda yazdığım setup o aslında. Ve bu testte spesifik yazıyorum. Ve daha sonra diyorum ki ben artık Python 3 doc butonuna tıklatacağım ya. Self.home'un içinde çünkü ben home'u base class'tan besledim. Bu URL'e git. URL'e gittikten sonra hover to diye bir fonksiyon yazmıştım ben. Hover to'yu çağır ve hover to yaparken de neye hover etmek istiyordum ben? Dokümantasyona gelip hover etmek istiyordum ya. Common page locators'ın içindeki git doc butonunu bul diyorum. Mantığı anladınız mı? Tekrardan anlatıyorum. Gittim. Şu kısımda driver'ı kaldırdım. Kod buraya geldi. Dedi ki ben senin bu kısmını çalıştıracağım dedi. Bu kısmını çalıştırdığımda bana ilk bir setup vermişsin. Demek ki ben bütün şu class içindeki olan yerde ilk başta bunu çağıracağım. Ve Python.org'a gideceğim dedi. Şu kısımda. Python.org'a gittim. Okey. Peki bunların homepage'e gittiğini yani homepage'de devam ettiğini, Python.org'da devam ettiğini nasıl anlayacağım? Home diyerek anlayacağım. Homepage'de devam ediyorum. Homepage'de ilk yaptığım şey dokümantasyon butonunu hover etmek. Okey mi? Şurada by locator dediğim yere aslında gittim ID'sini verdim daha demin fonksiyon yazdığım yere. Herkes için okey mi bu?
Tamam. Sonra dedim ki tamam gittin. Gittikten sonra ne yapıyorduk? Python 3 butonunu bulduruyorduk. Python 3 butonunu buldurup tekstini aldırıyorduk. Ve benim vermiş olduğum tekste eşit mi değil mi diye bakıyorduk testimizde. Tamam bunu da yaptım. Dedim ki homepage'desin hala. Homepage'de ben sana bir fonksiyon yazdım. Fonksiyonda ne diyordu? Elementi buluyordu 10 saniye içinde. Bulduktan sonra elementin tekstini alıyordu. Benim yazmış olduğum tekste eşit mi değil mi diye bakıyordu. Eşit değilse hata fırlatıyordu. Buraya geldim. Dedim ki sen git common page içinden py3doc butonunu vermiştim ben. Common page'e geldi. py3doc hani dokümantasyon butonunu buldu. Bulduktan sonra bunu tekstini aldı yazmış olduğum fonksiyonda ve benim buraya istersen Berna yazabilirim, istersen Ahmet yazabilirim. Ona eşit mi değil mi diye kontrol etti. Ahmet yazsam eşit olmadığı için hata fırlatacak. Fakat direkt aynısını verdiğim için hata fırlatmayacak. Daha sonradan ne yapıyorum? Yine home page'deyim diyorum. Bu işlemleri devam ettiriyorum. Yani yazdıktan sonra ben gittim, elementin doğru olup olmadığını check ettim ve Python 3'e tıklattım. Yine aynı butonu tıklatıyorum gördüğünüz gibi. Sonradan bana başka bir sayfa açıldı tamamen. Python 3'ün olduğu bir sayfa açıldı. Gittim, şu anki hani açık sayfadaki olan URL'i aldım ve bu istediğim URL'de olup olmadığını kontrol ettim. Yapmış olduğum işlem bu. Herkesin şuraya kadar yazmasını istiyorum. Şu kısma kadar. Yazabilir misiniz arkadaşlar? Driver'ını açtırdım, driver'ını kapattım. Sonra testom için geldim. Hard testten önce buraya gel ve homepage'e hit et dedim. Homepage'i hit ettikten sonra test case'imi yazdım. İlk test case 1'imi yazdım. Daha sonra da homepage'de olduğumu belirtmek için burada kurmuş olduğum homepage'den devam ettim. Dokümantasyonu hover ettirdim. İçindeki Python 3 butonunun elementlerini kontrol ettim. Python 3 butonuna klik ettim. Sonra açılan sayfanın URL'in doğru olup olmadığına baktım. Bu benim yazmış olduğum ilk test case'iydi. İsterseniz diğer test case'lerini yazmadan bir run edebilirsiniz. Run etmek için şu alttaki kısmı yazmanız lazım yalnız. İlk başta şunu bitirin. Bunu yaptıysanız ve run etmek istiyorsanız terminali açın. Ondan sonra neyin içine gideceksiniz? Withpom dosyasının içine gideceksiniz. ls dediğinizde içinde locators, page ve testall'un olması gerekiyor. Sonra Python diyeceksiniz, testall diyeceksiniz ve run edeceksiniz. Herkes init'te yazdıysa gidiyor, diyor ki terminallerine python-xm-unit-test-testall.py. Çalıştırmayan arkadaşlar dursun, hepsini beraber çalıştıracağız. Şu an bana bir odaklanın şuraya. Ne yapıyordum? Sonradan blah blah diye bir şey search ediyordum. Search ettikten sonra diyordum ki gerçekten no result found var mı yok mu diye check ediyordum tekste. Ne yaptım? Home'a gittim. Search for'u çağırdım. Search for ne yapıyordu? Gidiyordu, verdiğim string alıyordu. Yazıyordu, sonra go butonuna basıyordu fonksiyonum. Onu yaptı. Sonra da elementin çıkan, verdiğim hani ID'deki elementin tekstinin olup olmadığına baktım. Burada da yapmıştım. Bakın aynı aslında fonksiyonu iki yerde de farklı elementler için kullandım. Şuraya kadar yazın. Şuradaki mantığı anladınız mı? Test case 001, test case 002'deyiz. Okey, test about'tayım. Test about'ta şimdi ben ne yapıyorum? About'la alakalı yazmam gereken about page'deki fonksiyonlarımı yazmak istiyorum. Bunu yaparken ne diyorum? Sen artık setup olarak buradaki bu class'ın içindeki test case'lerin için about page'i çağırman lazım diyorum. Bakın buradaki. Gördünüz mü? About page'i çağır diyorum. Tamam, artık burada ne yapıyordum about page'de? İlk başta about linkine gidiyordum direkt. Gittikten sonra about page'de upcoming events diye hani text var mı yok mu diye ona bakıyordum. Ne yaptım? Test case'imi oluşturdum. Dedim ki sen git bu elementi bul. About page locators'ın içindeki upcoming events'ı çek. Ve bunun textini al. Bu almış olduğun textin benim vermiş olduğum texte eşit mi değil mi diye fonksiyonla check ettiriyordum. Herkes bu kısmı da yazsın. Test about kısmını. Run ediyorum. Python XM unit test test all.py demeniz lazım. Ben headless koştuğum için bende nokta nokta olarak görünecek ama size Chrome driver açılacaktır. Testlerim koştu. Ben de isterseniz hatta şeyden koşayım. Şunu kapatayım. Save edeyim. Bende de açılsın. Test ol dediğimde gidecek, açacak. O kadar hızlı yapacak ki siz bunu
Göremeyeceksiniz. İsterseniz daha da yavaşlatabilirsiniz. Görmek için time nokta silip derseniz yavaşladığını göre. Bana diyor ki 3 tane testim var. 3'ü de koştu ve bitti diyor. Evet, ilk aslında şu anda ilk page object modelli otomasyonunuzu yazdınız. İki sayfamız oluştu. Fonksiyonlarınızı yazdınız. Her bir kısmı aslında cover etmiş oldunuz. Şu anda page object modeli bitirdik. Devam ediyoruz. Şimdi biz Python unit testi kullanıyorduk hatırlarsanız. Unit testlerde decorator'lar var, fixture'lar var. Decorator dediğimiz şeyleri mesela ben bir testi run ettiğimde skip etmek istiyorum. Ondan sonra bu tarz şeylerde kullanıyoruz. Aynı zamanda fixture'larımız var. Bunlar neydi? Daha demin setup ve tier'dan kullandık Chrome'u kaldırmak için ya da özellikle specific homepage'e tanımladığımız işte linklere gitmesi ve benzeri şeyler için. Aslında bunları bize unit test modülü sağlıyor. Unit test ne? Bir kütüphane, Python kütüphanesi ve bu built-in bir kütüphane kullandığımız. Ondan sonra benim şimdi size şöyle bir hani unit test folder'ına gitmenizi istiyorum. Bir tane unit test folder açın arkadaşlar. Farklı without pom artık hani with pom'u bırakın unit test diye bir tane folder açın. Açtığınızda bu with pom'un içindeki 3 dosyayı da bu unit testin içine kopyalayıp yapıştırın. Evet, Vipom'un içindekileri 3 dosya unit test diye bir folder açın ve içine yapıştırın. Yapıştırdıktan sonra unit testin içindeki test dolu açın arkadaşlar. Bu dosyanın içindeki test dolu açın. Herkes açsın. Şimdi ben 002'nin altına bir tane yeni test case'imi ekleyeceğim. Hani daha demin dedin ya şu text olsun diye söylemiyor mu diye. Unit testi sağlamış olduğu assertion'ları kullanacağım aslında burada. Daha açıklayıcı, daha clean bir bana result verecek, daha iyi bir raporlama verecek. Herkesin bu fonksiyonu yazmasını istiyorum. Test 004 assert title diye bir tane hani test case için aslında. Home'un altındasınız. Test home'un altında 002'nin altına test 04 assert title diye için. Devam ediyoruz. Assert title. Self. Ondan sonra. Şimdi ne yapıyoruz? Unit testin assertionlarını kullanıyoruz. Çok daha güzel verim aldığınızı göreceksiniz. Self diyorsunuz. Assert kullanıyorduk daha önceden. Assert equal diyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şu anda bulunduğum sayfanın title'ını almak istiyorum. Yani homepage'in title'ını alıyorum. Benim vermiş olduğum şu tekste eşit mi değil mi diye bakıyorum. Teksti size atayım. Vermiş olduğum tekste eşit mi değil mi diye bakıyorum. Eğer eşit değilse bana bu hata döndürecek. Ben buraya özellikle böyle random bir şey yazdım ki hata aldırayım diye. Bunu tekrardan daha demin çalıştırdığımız gibi run edip hatanın ne olduğunu görür müsünüz lütfen? Assert equal diyorsunuz, self diyorsunuz, home driver title. Şuraya ben random bir şey yazdım. Özellikle hata alın, hata mesajını görün diye. Hata mesajını gördün mü? Ben şunu bekliyordum, sen şunu aldın diye hata mesajını göstermesi lazım. Hatanın nasıl daha ayrıntılı olduğunu gördünüz mü diğerine göre? Bir tane daha bir test case ekleyelim. Bu sefer about page'e gelin. About page'e deyin ki ben 5. testimi yazıyorum deyin. Bu sefer diğerinde assert equal'du. Bu sefer assert true yapıyorum. Diyorum ki assert equal ile assert true'nun farkı bu. Biri exactly aynı şeyi bekliyor. Diğeri içinde bu da olsa olur diye kabul ediyor. Hani bu eğer bunu hani cover ediyorsa, hani about yazıyorsa hani tamam olmasına gerek yok. Ben bunu doğru olarak kabul ediyorum diyor. Aradaki fark anladınız mı? Assert equal exactly neyse yani Python 3 yazıyorsa Python 3 bekliyor. Assert true'ye 3 bekliyor. Yani için 3 geçsin dersen o 3'ü kabul eder ve gider tıklar ona yani. Bu şekilde. Test case base'imizi about page'in içine ekliyoruz en alta. Ve diyoruz ki eğer senin şu anki driver'ın current yerelinde about varsa ben bunu doğru olarak kabul ediyorum diyorsun. Aslında driver check yani böyle yerelini check ediyorsun. Unit test'le beraber. Diğer aşamamız suite. Herkesin suite diye bir tane folder açmasını istiyorum. Let's go. Go go go. Suite diye folder açın. Ondan sonra unit testin içindeki bütün o 4 dosyayı yani içindeki pardon 3 dosyayı da suite'in içine koyun. Herkes koydu mu?
Koyduysanız şimdi bana odaklanın. Ben size zaten kodu atacağım. Unit testi artık ne yaptık? Suite olarak dedik ki ben Suite All Test diye bir tane daha folder açtım. Ve bu folderda dedim ki ben yine unit testi kullanacağım. Sonra test on içinde bir test on page testlerim var. 0, 1, 2, 3 diye oluşturdum. Bir de about testlerim var. Doğru mu? Nerede? Şuradayız. Test oldu. Hem bir test on için yazdığım var hem de test about için yazdıklarım var. Suite'e diyorum ki sen bu testleri git al, import et. Import ettikten sonra artık bir tane bana suite oluştur. Suite'imde ne diyorum? Ben diyorum ilk başta homepage'deki testlerimi ekliyorum. Diyorum ki suite'e git, homepage'deki testi 1'ime ekle, 2'ye ekle ve 4'e ekle. Ve sana vermiş olduğum sırada çalıştır. Sonra diyorum ki about için ekle. Git diyorum about page için test 003'ü ve 005'i ekle ve return suite yap diyorum. Aslında ben diyorum ki sistemime senden beklentim bu şekilde sırayla çalıştırma ve bu testleri çalıştırma. Ben buraya koymadığım testi çalıştırmayacaktır. Bu yüzden suite oluşturuyoruz. Genelde hani siz hani smoke testleriniz olabilir, farklı testleriniz olabilir, işte dev'de çalışan ya da lokalde çalışan testleriniz olabilir. Bunları bu şekilde aslında suite'de ayarlıyorsunuz. Okey mi? Daha sonradan ise artık runner'ınız bu olduğu için gidip buna bir tane main oluşturmanız lazım ve bunun üzerinden run etmeniz lazım. Herkesin suite all test diye bir file açmasını istiyorum. Kodu paylaşıyorum. Herkes copy paste ettiyse terminalini açsın. Terminalini açtıktan sonra Python desin, suiteAllTest.py'yi run etsin. Run ettiğinde suite eklediği sırada çalıştığını görecektir. Fakat suite'le run etmeniz belli sıraya göre çalıştıracağı için runtime'ını arttıracaktır arkadaşlar. Testin runtime'ını suite'le beraber yaparsanız artacaktır. SuiteAllTest diye run edeceksiniz. Şu şekilde Python SuiteAllTest diye. Şimdi suite'le çalıştırdığımızda normal test olup çalıştırdığımız arasında zaman farkı var. Mesela ben suite'le çalıştırdığımda 13.9 iken normal Python test olup çalıştırdığımda 13.8. Çok olmasa da az bir zaman farkı var, az bir timeout'u arttırdı ama bu test kezlerin çoğaldıkça, yani buraya daha fazla ekledikçe bir tık daha artacak aradaki fark arkadaşlar. O yüzden de suite'i koyduğumuz anda zaman farkı artıyor. Geldik setup class'a. Ben şuradan anlatayım, kodunu yazdırmayayım. Biz setup and tier'dan yazdırıyoruz ya, siz bunları class metodu olarak yazdırabiliyorsunuz. Class metodu olarak yazdırdığınızda başına şu class metod tag'i geliyor gördüğünüz gibi. Artık self'ten değil de bunu class metoddan çağırıyorsun. Aradaki tek fark bu. Fakat ne yapıyor? Ne yaptık? Daha önceden setup ve tier'dan olarak vermiştik ya. Bunu class metodu olarak tanımlayabiliyorsun. Başına sadece class metod diyorsun. Daha önceden self'ten çağırdıklarımızı artık class metoddan çağırıyoruz. Aradaki tek fark bu. Bu ne işe yarıyor? Başka hiçbir yeri değiştirmiyorsunuz. Run ettiğinizde runtime'ınızı neredeyse 2 saniyeye yakın düşürüyor aynı testi. Class metod bu yüzden kullanılıyor. Şimdi concurrency test folder açmanızı istiyorum. Concurrency diye. Şimdi testlerimizi, page object modelle yazdığımız testleri paralelde koşacağız arkadaşlar. Concurrency test diye bir folder açtık. Tamam. Bunun içine suite'dekileri ekliyorsunuz. Suite'deki 4 folder'ı concurrency test folder'ının içine ekliyorsunuz. Eklediyseniz 4 tane folder'ı herkesin concurrency test folder'ına gitmesini istiyorum terminalden. Nasıl gittik? Test drive'ın içindeki concurrency test'e gittik. Bunu dedikten sonra herkesin pip install concurrency, hatta şunu copy paste edeyim size. Pip install concurrency test demesini istiyorum. Ve pip install concurrency test deyin, size kopyalayıp atlama. Ben zaten daha önceden indirmiştim. İndirdiniz mi? Concurrency testin içindesiniz. Pip install concurrency test dediniz. Bu suite'i oluşturduğumuzda bir şey söylemeyi unuttum. Burada verbosity 2 diye bir şey var ya. Bu verdiğimiz verbosity sizin aslında run ettiğinizde orada daha clean şekilde report çıkartmasını sağlar arkadaşlar. Burada verbosity 2, 3, 1 farklı şekilde report çıkartma yöntemleri var. Bakabilirsiniz onlara, deneyebilirsiniz. Bir yazın onu öyle run edin, 2 yazın, 3 yazın. Suite kısmında, bir öncekinde. Herkes indirdi mi? Pip install yaptı mı? Süper. Şimdi ben de bakın. Ne yaptık? Zaten şu an suite all testi açtım. Herkes bende kalsın. Suite all testi açtım. Şu kısmım zaten vardı. Ben artık testlerimin paralel olarak koşmasını bekliyorum. Diyorum ki bir tane suite oluşturuyorum. Bu concurrency suite olsun diyorum. Şurada bir de kütüphaneyi import ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki concurrency testten concurrency test suite'i ve fork for testi aç diyorum.
Import ettikten sonra arkadaşlar ne yapıyorum? Diyorum ki concrete suite oluşturuyorum. Concrete test suite diyorum. İçine suite'imi veriyorum burada yaratmış olduğum. Ve iki tane paralelde koş diyorum. Sonra runner olarak diyorum ki sana tanımlamış olduğum concrete suite'i koş artık diyorum. Gidecek, ben buraya 3 yazarsam 3 paralelde, 5 yazarsam 5 paralelde testimi koşmaya başlayacak. Şöyle yapayım görün. Import concurrent test suite virgül fork for test diye. İsterseniz bunu 3, 4, 5 istediğiniz yapım veren edin arkadaşlar. Şunu geliyorsun, iki de, yani ben bunu 5 paralelde koşmasını istiyorsam 5 diyorum, aynen. Buraya geliyorum, diyorum ki o zaman sen git benim testime 5 paralelde koş diyorum. Geliyor buraya 5 tane drive, hani driver açıyor, koşuyor, kapatıyor, bir şeyler yapıyor, testleri koşuyor, yapıp bitiriyor. Ne yaptınız? Page Object model oluşturdunuz, suite oluşturdunuz, nasıl suite oluşturacağını gördünüz, paralel koştunuz, gayet güzel. Şimdi bir de multiprocessing var. Bu da şu, hani biz şu anda ne yaptık? Forklayarak bir run ettik. Bir de multiprocess olarak hani farklı farklı açıp da run edebiliyorsun. Şimdi ben sizin multiprocessing diye bir tane hani klasör açmanızı istiyorum. Bunun içine suite'dekilerin içine kopyalayın ama. Multiprocessing'in içine suite concurrency testekleri kopyalayın. Okey merkez. Copy paste etti mi? Burada yeni bir tane file açıyorsunuz. Ben file'in içine göndereceğim. Şu an sadece beni dinleyin. Multiprocessor diye. Multiprocess.py diye. Bunda da ne yapıyorsunuz? Testlerinizi import ediyorsunuz. Bu sefer multiprocessing kütüphanesini kullanıyoruz ve bundan pull yöntemini çekiyoruz. Diyorum ki ben yine testlerimi run edeceğim ve güzel bir şekilde görünmesini istiyorum. Okey. Testlerimi de şu şekilde run edeceğim. Ben test diye bir tane array oluşturuyorum. Array'in içinde diyorum ki test home'ları şu şekilde oluşturuyorum. Test about'ları şu şekilde oluşturuyorum. İçine yazıyorum. Sonra benim bunu bir pool oluştur. Multiprocessing olarak 5 tane farklı browser'da koş diyorum. Bu da farklı bir şekilde koşma yöntemi. Herkese multiprocessor diye açıp file'ın içine şunu yazmasını istiyorum. Daha ayrıntılı bir çıktı verdiğini göreceksiniz. Her birinin runtime'ını söyler. Diğerinde ise her birinin runtime'ını söylemez. Aradaki fark budur. Sen her bir testinin, yazmış olduğun test case'inin runtime'ını görmek istersin. Bu senin için çok önemlidir. Çünkü çok runtime'ını olan bir test case'i bölmek istersin. Ya da Jenkins'te bunların farklı ayarlarını yapmak istersin. Bu yüzden de multiprocessing genelde daha çok tercih ediliyor. Ne yaptınız? Multiprocessing'in içinde multiprocess diye bir yer açtınız. .py diye. İçine yazdınız ve sonradan da artık run ederken bunu run edeceksiniz. Geleceksiniz. Neredeysem ben artık concurrency testi değilim. Multiprocessing'in içindeyim. Ondan sonra Python diyeceğim. Artık multiprocessing'i çalıştıracağım. Ve bana gidecek. 5 tane bakın alttan belki takip edebilirsiniz şu an bilgisayarımda kilitliyor çalışan testler. Açıyor, bitiriyor, kapatıyor. İsterseniz bir daha run edeyim, bir daha görün. Run ediyorum, run ettiğimde geliyor. 5-6 tane açıyor alttan böyle çatır çutur. Size şu şekilde bir çıktı veriyor. Ve her birinin runtime'ını söylüyor kaç saniye sürdüğünü. Siz bu runtime fazlaysa bunu daha fazla fonksiyon döküp ya da arka planda kompleksliği daha aza nasıl indirgerim diye düşünebilirsiniz. Eğer çok böyle if case'iniz varsa ya da farklı şeyler varsa. Farklı bir türde de paralel koştunuz. Devam ediyoruz. Geldik grid'e. Selenium grid kullanan var mı aranızda? Grid mantığı nedir? Selenium grid'i biz ne hani kullanırız? Genelde ben testimi hani remote'da koşmak isterim. Ondan sonra mesela farklı makinelerde koşmak isterim. Bu yüzden Selenium grid kullanıyoruz. Grid'de ne var? Bir hub var, bir node var. Biri testleri dağıtırken diğer node mantığı da senin makinelerin içindeki browserlarındır aslında. Bu mantık. Sizin ilk başta GRA olması gerekiyor. Yoksa download edebilir misiniz şu anda? GRA. Yoksa şuraya gelin. GRA download diye yazın arkadaşlar. Sonradan şu linke gidin. Sonradan atmış olduğum linke gidin. Selenium Server Standalone 3.9.1'i indirin. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Selenium Grid diye açtınız. Selenium Grid'in içine gittiniz. Bu jar dosyasını attınız.
Attıktan sonra ben size şunu yapmanızı istiyorum. Bu selenyum gridin olduğu, bulunduğu yere gidin. Artık ben bir node oluşturmak istiyorum. Bu yüzden de diyorum ki Selenium Servers Standalone Jar'ını çalıştır. Rol olarak da hub ver buna diyorum. Aslında ben şu anda bir tane hub kaldırıyorum. Tamam, çalıştırın arkadaşlar. Onu run ettikten sonra localhost 4444'e gidin. Şu sayfanın geldiğini göreceksiniz. Bu hub'ın çalıştığı anlamına gelir. Neden 4444? Çünkü 4444'te kaldırıyor hub'ı. Konsol dediğinizde daha herhangi bir not açmadığınız için hiçbir şey görmezsiniz ama config'ine bakabilirsiniz buradan. Ne yaptım? Chrome'a gittim. Kaldırdıktan sonra localhost'a gittim. Sonra yeni bir terminalde yine Selenium Grid'e gittim arkadaşlar. Artık yeni bir terminaldeyim. Aynı yerden değil, tekrar söylüyorum, onun açık kalması lazım. Ne yaptım? Şimdi node yaratmam gerekiyor. Node yaratmak için de şu komutu alıyorum ama bu komutun aynısını run etmeyeceksiniz. Komutta değiştirmeniz gereken yerler var. Neyi değiştirmem gerekiyor? Ben diyorum ki bu bir Java, hani ben yine şunu şu şekilde jar olarak çalıştıracağım. Yine jar dosyam 391, rol olarak node vereceğim. Fakat hub'ını gideceğim, terminalden alacağım. Terminalden nereden alacağım? Şurada register'de, yani register'la biten kısımdan alacağım. Herkesinki farklıdır, o yüzden herkes kendininkinden alsın. Gönderdiğim komutu node için çalıştırsın. Ama dediğim gibi son yerdeki URL'i değiştirmesi lazım. Ve yeni açtığı terminale gidecek, bu sefer diyecek ki ben node açmak istiyorum diyecek. Ve node'unu açmış olacak. Bunu yaptıktan sonra localhost'a giderseniz eğer artık yenileyin sayfaya node'larımı açıldığını görürüm. Ne yaptım? Ben de Gecko Driver'da olduğu için Firefox da açtı. Aynı zamanda Chrome'um var, aynı zamanda Safari'm var. Bunlar Windows'ta Internet Explorer olarak falan görünür bu arada. Okey mi? Herkes gördü mü bunu? Artık ne yaptınız? Siz gerçekten şu anda Selenium kaldırdınız grid. Grid'i kaldırdıktan sonra node ve hub oluşturdunuz arkadaşlar. Herkes sayfayı gördü mü? Hadi gelin bir tane grid'den driver kaldıralım. Selenium grid'in içinde grid.py diye oluşturun. Selenium grid'in içinde grid.py oluşturun. From Selenium import webdriver deyin. Sonradan driver deyin, eşittir deyin, web driver deyin. Artık remote'dan çalıştıracağım ben. Nokta remote diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki ben bunu hub üzerinden kaldıracağım. Hub'ı nereden alıyorum? Terminalden gidip kopyalayacağım linkini. Diyorum ki senin hub'ın buradakinin şu. Nerede? Şu. Bu hub'ı alıyorum. Remote'un içine tıklıyorum. Command Executor'ın içine. Yok bu kadar hayvan ya. Şunu kapatayım, şunu da kapatayım. Gidiyorum, diyorum ki senin hub'un artık şu. Siz de kendinizden alın. Ve ben bunun içindeki hub'dan Chrome olarak kaldırmak istiyorum diyorum. Ve bunu run ediyorum arkadaşlar. Şu kodu yazayım. Siz gidin içindeki Command Executor'ı kendi hub'ınızı kopyalayın. Ve sonradan driver'larınızı close edin. Import'u yazdıktan sonra. Yine test, işte hive'a gideceğim artık neredeyse içinde. Sonra Selenium Grid'imin içine gideceğim. Artık benim hub'ımın çalıştığımın, node'umun çalıştığını biliyorum. Ben diyeceğim ki Python diyeceğim, grid.py'yi çağıracağım. Ve artık benim grid'im üzerinden koşacak ve kapatacak. Gördünüz mü run ettiğini?
Artık yani benim lokalimden yapmıyor bunu. Grid'e bağlıyor, remote'ta koşuyor, benim makinamda da yapmıyor. Çat diye yapıp bırakıyor. Run ettiyseniz bugünü burada bitirelim gençler.